Beşiktaş dün tekrar maçında Kasımpaşa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Sakatlığından dolayı oynamaması beklenen Hugo Almeida da teknik heyete maçtan önce oynamak istediğini bildirdi ve iğneyle sahaya çıktı. Buna rağmen iyi futbolla gol atarak Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Evet Ömer, sevgili Ömer. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman bu almış olduğu 3 puanla beraber Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e indirdi ve zirvede ben de varım mesajını verdi. Şimdi asıl burada önemli olan konu şudur. Baktığımız zaman Beşiktaş'ın geçen hafta almış olduğu Antep galibiyeti ve şu an tekrar maçında almış olduğu Kasımpaşa maçında almış olduğu 3 puan 6 puan. Ama bana göre Beşiktaş 6 puandan daha önemli bir şey göz önüne koydu. Bu da nedir? İki maçta da oynamayan Fernandes. Yani Bilic burada aslında camiaya ve Fernandes'e çok iyi bir mesaj verdi. Sen vazgeçilmez değilsin. Ben sen olmadan da bu takımı oynatırım ve galibiyetimi alırım. Bu çok önemli bir mesajdı aslında. Çünkü hep şu söyleniyordu. Fernandes olmazsa bu takımdan Fernandes'i çıkartın. Beşiktaş sıradan bir takım haline gelir yorumları yapılıyordu. Bilic bunun mesajını çok iyi verdi. Fernandes'siz de ben bu oyunu oynarım ve kazanırım mesajını verdi. Evet, dün bakıyorsunuz bir Atiba Veli ikilisinin orta alan mücadelesinde ne kadar takım ileri taşıdığı ve ne kadar koordinasyonlu bir şekilde oynadığı apaçık hepimiz gördük dünkü maçta. Ve gelecek yılların planında da Beşiktaş'ta Fernandes'in olmadığının açık açık gördük. En son yeni yapılan transferle beraber de bu ön plana çıktı. Evet, Beşiktaş baktığımız zaman dünkü maçta İlk 4 haftadaki oyundan bize esintiler verdi aslında. Yani hızlı hücum, maçı istemek ve ısırmakla beraber ilk erken de bulunan golle beraber Beşiktaş Kasımpaşa önünde ilk yarıda 3 gol bulup maçı kopardı ve hanesine bence çok önemli bir 3 puan yazdırdı. Aslında bu 3 puanın bir başarısı da ben yönetime yazmak istiyorum. Çünkü o maçtan sonra yönetim o kadar iyi bir çalışma içerisine girdi ki maçın tekrar oynanmasına federasyon ve tahkim karar verdi. Yani yönetimin de bence bu büyük başarısıdır. Çünkü çok iyi savundular kendilerini ve haklı oldukları bir durumda da maçı tekrar ettirdiler. O yüzden baktığımız zaman Beşiktaş dünkü oyundan sonra gelecek adına umut vermiştir. Camiasını sevindirmiştir. Ve şampiyonluk mücadelesinde ben de varımın mesajını vermiştir. Yani Galatasaray'ın içinde bulunmuş olduğu o rüzgar şu an aynı rüzgar bence Beşiktaş'la da esmeye devam ediyor. Ve şampiyonluk mücadelesinin en büyük adaylarından biri haline gelmiştir Beşiktaş. Bundan sonraki maçta da eğer aynı şekilde oynarsa ki baktığımız zaman yeni transferi devreye girecek bundan sonra Beşiktaş'ın. Daha farklı bir Beşiktaş, daha farklı bir kimliğe bürünmüş Beşiktaş izleyeceğiz. O yüzden Beşiktaş'ı bence es geçmemek gerekiyor. Ve almış olduğu, iki haftada almış olduğu 6 puanla beraber şampiyonluk potasına girip şampiyonluk adaylarının en büyüklerinden bir tanesi olmuştur Beşiktaş. Dün Hugo Almeida sakat sakat sahaya çıktı ve bir gol attı. Bu da aslında bir takım için takım olgusu sinyalleri açısından çok olumlu bir gelişme olsa gerek. Çünkü bir oyuncu sakat olmasına rağmen oynamak istiyorsa bu o camianın, o takımın, o futbolcunun şampiyonluğa ne kadar inandığını gösteriyor. Bu anlamda da herhalde Fernandez'le Almeida biraz zıt karakterlere sahipler. Çünkü Fernandez geçtiğimiz sezonda birçok maçta ufacık bir işte belim ağrıyor, kolum ağrıyor, başım ağrıyor diye oynamadığı birçok maç hatırlıyorum ben. Almeida ise bir karakter örneği göstererek dün sahaya çıktı ve takımının galibiyetinde gerçekten ön plana çıkan isimdi. Zira ilk 20 dakika Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle giden mücadele vardı. Almeida'nın golünden sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Tabii Ömer, şimdi bir takımın sahibi taraftardır. Yani taraftar aslında bu işi çok iyi izliyor ve çok iyi görüyor. Daha Trabzon maçına kadar Fernandes taraftarın gözünde bir numaraydı ve Fernandes'den vazgeçilemeyeceğini düşünüyorlardı. Ta ki Trabzon maçına kadar. Ne zaman ki Trabzon maçında Fernandes fiş çekilmiş bir buzdolabı gibi sahada durduğu için, taraftar da bunu gördüğü için Fernandes o günden itibaren bitmiştir aslında. Beşiktaş taraftarının gözünde ve camiasında ve Bilic'in gözünde. Ve Almeida'ya bakıyorsunuz Fernandes'e göre daha istekli ki basına çıkan haberlere göre pubis sakatlığı olduğu söylenmişti. Ama dünkü yorumlara bakıyoruz. Ben eve giderken radyodan takip ettim yorumları. Almeida'nın oynamayacağı söyleniyordu maç başlamadan önce. Ama eve gittim Almeida sahada görünce şaşırdım. Bu bir özveridir. Bu bir inançtır. Şimdi Fernandes ne kadar inanmıyorsa, bu takımda ne kadar mutsuzsa, bence Almeida da bir o kadar tam tersi Fernandes'e göre daha profesyonel davranıyor ve daha takım için oynuyor. Şimdi Fernandes bakıyorsunuz geçtiğimiz ligin ortalarından beri
Hep gitmek istiyor. Hep bir mutsuzluk içerisinde. Maç içerisindeki hareketlerine bakıyorsunuz. Ya ben bu takımda niye oynuyorum havası var. Evet, Bilic bunun zamanını yakaladı. Camianın tepkisini almadan, taraftarın tepkisini almayacağı bir zamanda Fernandez'i çok doğru bir zamana takımdan kesti. E ben zannediyorum ki artık bu saatten sonra Fernandez'le Beşiktaş'ın olmayacağını hissediyorum sahada. Çünkü sene sonunda da Fernandez'in gideceğini hesaplarsak, çünkü bütün açıklamalarında, bütün isteklerinde burada mutsuz olduğunu ve gitmek istediğini devamlı Fernandez söylüyordu. Zaten istediği fiyatla da yönetimin verdiği fiyat arasında dağla kadar fark var. Ki bir imza parası istiyor Fernandez şu anda. Bunun da olması imkansız olduğu için Beşiktaş'ın planlarında artık Fernandez yoktur. Taraftar da bunu çok iyi anladı ve artık Fernandez'i gözünden sildi taraftar. Bu oyun sistemine bakıyorsunuz. Bence daha faydalı bir oyun sistemi. Fernandez'e bağlı kalmayan, Veli'nin, Atiba'nın orta sahada oynamış olduğu bir sistemde Beşiktaş daha üretken oluyor. Çok daha dinç. Daha dinç ve yani Antep maçına bakıyorsunuz, Kayseri Ercesi maçına bakıyorsunuz, dünkü Kasımpaşa maçına bakıyorsunuz. Beşiktaş devamlı ileride oynayan, devamlı istek halinde olan bir takım haline geldi Fernandez'siz. Yeni transferin de katkısıyla, ki o transferin ben katkılı olacağını zannediyorum, ki Serdar'ın da olmayacağı bir sistemde Atiba'yı sağ kanada çektiği zaman Bilic sanki kafasındaki oyun planını bu sefer daha iyi sahaya yansıtabilecek bir sisteme sahip olacak. Ve bu da Beşiktaş'a fayda sağlayacaktır. Burada taraftar ve camia bunu gördü. Evet, Fernandez olmadan da bu takım oluyormuşu Bilic en iyi şekilde camiasına yansıttı ve bunda da bir başarılı oldu. Aslında Bilic ligin ilk yarısında özellikle Fernandez'den olabildiğince fazla faydalanmaya çalıştı. Bu noktada hakkını vermek gerekiyor. Ama Fernandez Bilic'in bu çabalarına maalesef kayıtsız kaldı. Aslında profesyonellikte böyle şeyler yoktur. Anlaşmanız bitebilir. Ama oynadığınız süre zarfında bütün maçlarda elinizden geleni yapmak zorundasınız ki buna bana göre Fernandez'in önünde alması gereken çok iyi bir örnek var Türkiye'de. Caner Erkin. Caner'in de 3 ay sonra anlaşması bitiyor. Menajeri yurt dışında birçok kulüple görüşüyor ki Fenerbahçe Caner Erkin menajerine görüşelim davetinde bile bulunmadı. Geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştı, hatırlarsın menajeri. Yani şu an Avrupa takım arıyor ama Caner tamamen kendini şampiyonluğa vermiş, takımına vermiş. Performansı aynı çizgide devam ediyor. Düşebilir mi performansı? Düşebilir. Ama o da futbolla kaynaklı olarak düşebilir. Saha dışında işte transfer dedikodularından dolayı değil. Bu anlamda Caner herhalde çok iyi bir örnek Fernandez'e. Şimdi profesyonelliğinin getirmiş olduğu bir numaradaki şey de Caner'in yapmış olduğu harekettir. Şimdi Fernandez gibi oyuncular teknik direktörlerin kucağında pimi çekilmiş bomba gibidir. Bunun en büyük örneğini biz Alex'te gördük. Yani Aykut Kocaman ne kadar Alex'ten vazgeçemediyse camianın o kadar bahsi geldi geçmediği, ama Alex gönderildikten sonraki dönemi hatırlayın. Fenerbahçe o arada Kasımpaşa ve Mönchengladbach maçlarını oynadı. Eğer bu maçlardan alınabilecek kötü sonuçlar Fenerbahçe'yi çok kötü yerlere getirebilirdi. Ama Fenerbahçe iki maçı üstte kazanaraktan birdenbire Alex'in yokluğunu sildi. 10 günde Alex unutuldu. Kesinlikle. Şimdi Fenerbahçe örneği de böyle. Bilic bunun ortamını aradı aslında. Bilic de bunu oynatmak istemiyordu ama o andaki elindeki kadro darlığı ve camiadan, bir taraftardan çok sevmesi Fernandez'i, Bilic'i Fernandez'i devamlı kullanmaya itti. Bilic öyle bir zaman kolladı ki Fernandez'i bitirmek için ve oynatmamak için, çok doğru zamanı yakaladı. Taraftarın da Fernandez'den soğuduğu bir zamanı yakaladı. Yeni yapılan transfer alternatif oldu Bilic'in elinde ve Bilic tam zamanında Fernandez'i kesti Antep maçında ve bu maçta gördük ki Beşiktaş Fernandez'siz daha faydalı oluyor. Bilic de bunun mesajını çok güzel verip bu elindeki riski kendi hanesine artı olarak yazdırmıştır. Bundan sonra da Fernandez oynarsa da çok çalışarak kendi bilen hakkıyla formaya almak zorunda. Bilic bu da şu mesajı verdi. İsmin değil, güzel oynayanın, takımı için çalışanın bu formaya her zaman giyebileceğinin mesajını burada. Fernandez'i dün 3-0 olmasına rağmen oyunu almayarak da verdi bunun mesajını. Bak benim sana ihtiyacım yok. Bu takım için çalışırsan, güzel oynarsan formayı sana veririmin. Mesajını dün çok güzel verdi. Bir dakika dahi sahaya almadı Fernandez'i. Bu aslında bu tip futbolculara verilebilecek en güzel mesajdır. Bir için de burada elini kolaylaştıran yönetimin ona yapmış olduğu transfer katkısıdır. Çünkü Fernandez'e bağlı kalmayan, elinde çok iyi oyuncular olan bir Beşiktaş kadrosu var. Her ne kadar isimlere baktığımız zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz gerisinde duruyormuş gibi Beşiktaş'ın kadrosu. Baktığınız zaman, incelediğiniz zaman bu futbolcuları, şu an Beşiktaş'ın orta sahası mükemmel bir orta sahaya sahip. Atılan bütün golleri görün Ömer. Geçen haftaki Antep maçında atılan ilk gol, dün Kasımpaşa maçında atılan ilk gol, bir organizasyonun ve bir takipçiliğin getirdiği gollerdir bunlar. Ve bunlar zor gollerdir. Ve Kasımpaşa defansına bakın, o ilk golde darmadağın oldular. Çünkü o kadar hızlı oynanıyor ki, yani Olcay olsun, Oğuzhan olsun,
Beşiktaş'a katkıyı sağlayan en değerli futbolcular ve bunlar Türk. Beşiktaş'ın da en büyük avantajı budur. Beşiktaş bence bu sistemle yola devam ederse, ki Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durumu göz alırsak, şu an çok iyi bir durumda ve rüzgarı arkasında almış Beşiktaş'ı görüyoruz. Ve şampiyonluğun da şu anda en büyük adayları haline geldi. Beşiktaş'ın bu sezon en büyük şanssızlığı herhalde kendi sahası olmaması. Yani ki deplasmanda şu an en çok puan alan, en çok gol atan, en az gol yiyen takım deplasman için söylüyorum. Ama kendi sahasının olmaması İnönü atmosferini çok fazla ortaya çıkaramadı Beşiktaş. Eğer ki İnönü'de oynasaydı maçlarını, şu anki durumdan çok daha fazla puan toplardı Beşiktaş. Bana göre şu an ligin lideri Beşiktaş olabilirdi. Tabii kendi sahanızda oynayamadığınız bir lig yaşıyorsunuz. Yani kendi seyircinizin avantajını kullanamadığınız... Ki bir stadınız da yok. Bir Kasımpaşa, bir Olimpiyat. Bu futbolcunun motivasyonunu da bozuyor. Yani nerede oynayacağını maçtan önce belli oluyor. Bakacaksınız önümüzdeki hafta nerede oynayacağı belki de maçtan 2-3 gün önce belli olacak. Yani hiç belli olmayan bir stat içerisinde. Ama buna rağmen Beşiktaş yoluna iyi bir şekilde devam ediyor. İlk 4 haftadaki Beşiktaş'ı biz çok beğeniyorduk. Şampiyonluğun en büyük adayı diyorduk. Ama saha olaylarının devreye girmesiyle beraber Beşiktaş birdenbire gerilemişti ve potadan yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Ama Fenerbahçe'nin de puanlar kaybetmesi ve Beşiktaş'ın da bu puan haftalarında iyi değerlendirmesi birdenbire kendisini potaya soktu. Ve şampiyonluk yarışında ben de varım mesajını dün akşam oynamış olduğu futbolla ve aldığı skorla vermiş oldu. Şimdi önünde kritik iki maç var Beşiktaş'ın. İkisi de zorlu mücadele. Önce Bursa Spor'u pazar günü saat 14'te ağırlayacak siyah beyazlar. Sonraki haftaysa Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Herhalde Galatasaray için de Beşiktaş için de bu önümüzdeki iki hafta oldukça kritik şampiyonluk mücadelesinde. Yani testilerden biri kırılabilir bu iki haftada. Tabii Ömer, şimdi baktığınız zaman ikinci, üçüncü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olarak sıralanıyor. Şimdi Beşiktaş-Galatasaray maçı, daha doğrusu Galatasaray-Beşiktaş maçı belki de o üstteki kırılma maçı olacaktır. Ama şunu da düşünmek lazım. Bu ligde bu sene her zaman şunu söylüyorum. Üçüncülük çok önemli hale geldi. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'da yer almamasından dolayı üçüncülük çok önemli hale geldi. Yani takımlar yapacakları planlamada bunu da hesaplayacaklardır. Yani Galatasaray-Beşiktaş maçı evet kazananın üst sıralara şampiyonluk yolunda ilerleyeceği bir maç olarak gözükebilir ama en azından ikincilik ve direkt Şampiyonlar Ligi hedefi yani, için de önemli. Yani takımlar da aslında bunların hesabını çok iyi yapacaklardır. O yüzden Galatasaray-Beşiktaş maçı ligin zirvesini etkileyecek bir maçtır. Evet, bu takım için de iki hafta çok önemli bir mücadelenin olacağı maçlar ve Fenerbahçe'nin de bu arada alacağı sonuçlar da çok önemli. Ligin kaderini değiştirebilecek maçtan olacak Fenerbahçe'de bu arada ve içinde bulunacağı durumu biraz önce sonra da konuşacağız. Yani lig şu anda öyle bir atmosfere bulundu ki ilk yarının sonunda herkesin kafasındaki şampiyon Fenerbahçe ve lig bitmiştir havasının tamamen değiştiği bir ortama geldik şu anda. Yani tek bir Fenerbahçe'nin bulunduğu zirvede şu an bakıyorsunuz 3 takımın birdenbire ortak olduğu bir şampiyonluk mücadelesi var. Yani daha zevkli ve daha çekişmeli günlerin bizi beklediği bir lig yaşayacağız. Ki Sivas Spor'una geriden geldiğini hatırlatalım. Yani Beşiktaş'ta sadece 4 puan var Beşiktaş tarafında. Akhisar bir gerçeği var. Karabük bakıyorsunuz her hafta üstüne koyarak giden takımlar. Yani bu takımlardan artık puan almak çok zor hale geldi bu ligde. O yüzden bunlarla yapılacak maçlar da çok önemli aslında. Yani rakiplerinin birbirleri yapacağı maçtan daha çok ziyade alt taraftaki grupla üst taraftaki takım yapacağı mücadeleler ligin kaderini belirleyecek olan mücadele olacak mücadeleler. O yüzden zevkli bir lig izleyeceğiz. Bizi iyi günler bekliyor. Yani güzel maçlar bekliyor. Zevkli mücadeleler bekliyor. Dileriz fair play'in dostluğun ön plana çıktığı mücadeleler olur diye. İnşallah diyelim.